O büyük bir kahraman, büyük bir şahsiyet. Eşref Bey'in emreri Zenci Musa, omzundan arşa yükseldi Nebi İsa. Mehmet Akif Ersoy'un safahatında yer verdiği Zenci Musa ya da Sudanlı Musa'nın hikayesi. ...1880 yılında Girit'te dünyaya geldi. Aslen Sudanlıdır. Babasıyla birlikte Girit'te yaşarken babasının vefatı üzerine bir Osmanlı hayranı olan dedesinin yanına Kahire'ye taşındı ve burada Türklerin olduğu bir mahallede yetişti. Musa Türkçeyi iyi derecede bu mahallede öğrendi. Dedesiyle beraber 1911 yılında gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Trablusgarp, Osmanlı'nın dört bir yanından gelen gönüllü askerlerin muhteşem direnişine sahne olurken Zenci Musa da burada büyük yararlılıklar sağladı. Cephede Teşkilat-ı Mahsusa üyesi Kuşçubaşı Eşref Bey ile tanıştı. Uzunca boylu, iri cüsseli ve cesur olan Zenci Musa, Eşref Bey'in hemen dikkatini çekti. Sonraki yıllarda Kuşçubaşı Eşref'in emir eri olma şerefine nail olduğum andan itibaren Çerkez komutanımı baba bildim diye bahsedeceği Kuşçubaşı Eşref'in artık emir eriydi. 1912 yılında Balkan Harbi'nin çıkınca mahiyetine girdi komutanıyla birlikte burada cepheye gitti. Canhıraş çarpıştı ve devleti için mücadele etti. Balkan Savaşları henüz bitmişti ki bu sefer de Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti 4 yıl boyunca birçok cephede savaşacaktı. Çanakkale'de korkusuzca savaşanlar arasında Zenci Musa da vardı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Genelkurmay Başkanı Enver Paşa, bir gece yarısı Teşkilat-ı Mahsusa'nın son lideri Kuşçubaşı Eşref'i evinde ziyaret eder. Ve ona çok önemli bir görev olduğunu, İstanbul'dan Yemen'e 300 bin altın götürmesi gerektiğini söyler. Kuşçubaşı Eşref, Arap Yarımadası'nı iyi bilmesi, aşiretleri tanıması, Arapçasının mükemmel derecede olması, hatta kabile kabile şiveleri itibar etmesinden dolayı evvela emir eri Zenci Musa'yı ve Teşkilat-ı Mahsusa'dan güvendiği 70 kadar adamı topladı. Altınlar her birine dağıtıldı ve kendisi de Arap edasıyla kılık değiştirdi. Bu şekilde başlayan yolculukta Eşref Bey esir düşmesine rağmen Zenci Musa Yemen'e paraları ulaştırmayı başardı. Ve Sana'ya ulaştığı zaman altınların teslimi sırasında görevini yapmanın mutluluğunu fakat komutanın esareti sebebiyle yaşandığı üzüntüyü Ali Sait Paşa'ya buruk bir ses tonuyla "Çok şükür başardık. Fakat Eşref Bey'imizin düşman eline düşmesine engel olamadık." der. 12 Ocak 1917'de gerçekleştiren bu olay London Times gazetesinde 8 sütun manşetle verilir. İngilizlerden kaçarak 300 bin altını Ali Sait Paşa'ya teslim eden Zenci Musa artık bütün İngilizler tarafından tanınmaktadır. Zenci Musa altınlar teslim ettikten sonra gönüllü olarak Yemen'deki direnişe katılır. Burada büyük kahramanlıklar gösterir. İngilizler esir düşer. Birinci Dünya Savaşı bitiminde serbest bırakılır. 1919'a kadar Yemen'de kalır. Milli mücadelenin başladığını duyar duymaz İstanbul'a gelir. Ve burada hamallık yapmaya başlar. Gündüzleri hamallık yapar, geceleri de karakol cemiyetinin önemli üyelerinden biri olarak Anadolu'ya silah sevkiyatıyla uğraşırdı. Özbekler tekkesine gelir, burada kayıklarla silah ve cephane taşınmasına yardım ediyordu. Zenci Musa hala devlete hizmet etmeye devam ediyordu. İstanbul İşgal Kuvvetleri komutanına bir gün "Hani şu kuvvetlerimizi atlatıp altınları Yemen'e ulaştırmayı başaran Sudanlı Zenci Musa var ya, İşte o gümrükte hamallık yapıyor" derler. İşgal kuvvetleri komutanı General Harrington Zenci Musa'nın yanına gider ve kendileriyle çalışması halinde onu altına boğacağını, bu perişan halden kurtulacağını söyler. Aldığı teklif karşısında bir Osmanlı vatandaşı olarak olağanca heybetiyle oturduğu yerden doğrulan Zenci Musa, "Komutan, her teklif herkese yapılmaz. Senin bu teklifin beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var, Devlet-i Osmani. Bir bayrağım var, o da Ay Yıldızlı Bayrak. Benim bir tek komutanım var, o da Kuşçubaşı Eşref. Ama şunu bil ki bu iş daha bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek" diye haykırır. Zenci Musa
onca savaşa ve içerisinde bulunduğu elim duruma artık dayanamaz. Vereme yakılır. Kendisini tanıyanlar onun bir sanatoryuma yatmasını ve tedavi olmasını defaatle teklif etmesine rağmen Zenci Musa oraya gücü olmayan fakirler yatırılsın. Ben inşallah iyileşirim diyerek bavulunu alır ve Özbekler tekkesine yerleşir. Özbekler tekkesi şeyhi Ataullah Efendi tarafından kendisine bir oda tahsis edilir. Lakin az bir vakit içerisinde Zenci Musa'nın bedeni veremeyerek düşer. Vefat ettiğinde kendisinden geriye yalnızca tahta bir valiz kalmıştır. Fedakarlık dolu hayatı, feragat kimseli kişiliğiyle ömrümüz oldukça minnetle yad etmemiz gereken ne mutlu Türk'üm diyene kavramının vücut bulmuş hali Sudanlı Zenci Musa. Mekanın cennet olsun.